Katliamcısı Maşaripov'un yakalandığı adresin özel olarak seçildiği ortaya çıktı. Baskın yapılan adreste bir Iraklı erkek, 3 de Afrikalı kadın vardı. Mısır, Senegal ve Somali uyruklu 3 kadın ilk bakışta terör örgütü DAEŞ profiline uymuyordu. Hatta kadınların dikkat çekmemek için o eve getirildikleri de iddia edildi. Ancak ilk sorguda Afrikalı 3 kadın ve Iraklı erkek şüphelinin de terör örgütü DAEŞ'la bağlantıları ortaya çıktı. Güvenlik uzmanları da terör örgütü DAEŞ'in çok yapılı bir örgütlenme olduğuna dikkat çekiyor. Biz Suriye ve Irak karasalı üzerinde yoğunlaşmıştık ama bu sefer bakın arkasından Afganistan çıkması gibi bir fotoğraf çıktı karşımıza. Şimdi bu IŞİD'in hani hep biz Irak ve Suriye'de toprak kazanımının alanlarından bahsettik. Evet. Ama yani Libya'daki Derme ve Sirte'deki toprak kazanımının alanından, sonra Nijerya'daki toprak kazanımının alanından, sonra Mısır'da Sina Yarımadası'ndaki Cebeli Halil bölgesindeki toprak kazanımının alanından, Afganistan ve Pakistan'daki toprak kazanımının alanlarından çok bahsetmedik. Güvenlik kameralarının dahi olmadığı site DAEŞ tarafından özel olarak seçilmişti. Maşaripov'un baskınla yakalandığı ev, DAEŞ'in Suriye ve Irak'taki savaş bölgelerine eleman gönderdiği durak noktalardan biriydi. Evde yakalanan kadınlar da Suriye'ye gönderilmek üzere bekletiliyordu. Baskın yapılan evde o kadınlara ait çantalar, makyaj malzemeleri, giysiler ve saç düzleştirici gibi malzemeler bulundu. Örgütsel doküman yoktu, kadınlarda başörtüsü de yoktu, tüm bunlar tedbir amaçlıydı. İslam'ı ve Müslüman tabanı her türlü bir şekilde istismar edebilen ve bunu artık bir ülke angajmanından ziyade bütün İslam coğrafyasında insan işe toplayabilen, insan ve terörist toplayabilen bir örgüt var karşımızda. Reyna saldırganının yakalandığı dairenin 15 Ağustos 2016'da 6 aylığına aylık 750 liradan kiralandığı ortaya çıktı. Daireyi kiralayansa operasyon sırasında aynı evde yakalanan Iraklı Ali Cemal Muhammed. Reyna katliamcısı Maşaripov'un terör örgütü üyesi olduğu için memleketi Özbekistan'da arananlar listesinde yer aldığı da ortaya çıktı. Özbek bir güvenlik yetkilisi teröristin 6 yıl önce Özbekistan'dan ayrılıp Afganistan'a geçtiğini söyledi. Ve çok önemli bir bilgi daha, terörist Maşaripov eğer yakalanmasaydı bir gün sonra Suriye'ye kaçacaktı. Evde bulunan 197 bin doların sırrı da buydu. O para teröriste kaçış parası olarak terör örgütü DAEŞ tarafından ulaştırılmıştı.